Ayşe'yi daha iyi anlamak için gelin uzmanına soralım. Bilişim teknolojisi uzmanı gazeteci Serhat Ayan'la konuşacağız. Serhat Ayan'ı iyi akşamlar, merhabalar. İyi akşamlar. Şimdi bu Google'ın arama motorlarının filan arama yaparken belirli mecralara ya da belli görüşten mecralara öncelik vermesi ya da ne bileyim arama yaparken onların öncelikli olarak gelebilmesi nasıl gerçekleşiyor, nasıl sağlanıyor? Bunlarla oynayabilmek ya da manipüle edebilmek mümkün mü? Bu rapordan ne anladınız? Vallahi raporu çok dikkatli okudum. 70 sayfalık, çok güzel hazırlanmış, çok çalışılmış bir rapor kendisi. Fakat orada anlattığı şey aslında Google'ın bir belli kesime daha iyi şey sağladığı değil. Hani daha iltimas geçtiği gibi bir şeyi çıkartmak çok zorlama olur gibi geliyor bana. Yani çünkü Google'ın şöyle bir algoritması var aslında. Google daha iyi haberleri insanlara sunabilmek adına adımlar atıyor ve bunu belli bir algoritma dahilinde yapıyor. O algoritmanın ne olduğunu dünya üstünde kimse bilmiyor. Sadece belli başlı bazı kurallar getiriyor. İşte Search Engine Optimization'ın kısaltması SEO diye hani herkesin artık bildiği bir kavram haline dönüştü bu. Siz arama motorunda işte videolarda daha çok ön plana çıkabilmek adına bazı küçük tırnak içinde söylüyorum maymunluklar yapmak durumundasınız. Gerçekten de şimdi bunu gazeteciler anlayacaktır, gazeteci dostlarımız anlayacaklardır. Ben de hani sizin beni yetiştirmeniz sırasında bunları çok iyi öğrenmiştim. Mesela bugün Fenerbahçe maçı saat kaçta dediğiniz zaman karşınıza bugün Fenerbahçe maçı saat kaçta diye soru soran bir başlık çıkıyor. Yani bir haberin böyle bir soruyla çıkmayacağı, böyle bir soruyla anlatılmayacağını aşağı yukarı gazeteciliğin önünden, bir gazetenin önünden geçmiş herkes bilir. Ama Google'da ön plana çıkabilmek için böylesi saçma sapan şeyler yapmak durumundasınız. Bir de özür dilerim. Google'ın şöyle bir şeyi var. Mesela bir sitede siteden daha çok haber oluyorsa o siteyi diğerlerinin önüne koyuyor. Şimdi baktığımızda bir takım medya ve diğer takım medya onu A ve B olarak adlandırmış mesela. İşte ne bileyim isimlerini saymama gerek yok sanırım. Bir takım medyayı mesela daha çok para kazandı ve daha çok adam çalıştırdı. İnternete daha fazla haber attığı için görev olarak daha fazla ön plana çıkartıyor. Bunu yaparken de işte o CEO oyunları, SEO oyunları dediğimiz oyunları yapıyor insanlar. Yani daha şunu mu diyoruz Serhat Ayan, özür dilerim sözünü kesiyorum. Şimdi bu sistemlerin ya da bu ortamların nasıl çalıştığını bilenler ona göre hani senin demin kullandığın tabirle maymunluklar dediğin bir takım uyanıklık yaparak daha fazla haber yükleme, daha öne çıkabilmenin teknik olanaklarını kullanabilme olanağına sahip IPR raporunda kayırılma anlamında öne çıkmalarında nedeni o olabilir diyorsun. Kesinlikle öyle diyorum Zafer abi. Yani şu var burada. Şimdi baktığımızda Google hadi ben iktidara daha yakın gözükeyim bilmem ne yapayım diye bir adım atmıyor. Fakat Google belli başlı bazı kurallar koymuş ki bu kuralların yanlışlarını sonuna kadar hayatın pahasına savunurum. Yani gerçekten yanlış şeyler yapıyor. Çünkü o kurallara göre yazılmış haberler haber değil. Okunması gereken şeyler değil. Ama bir takım medya sırf Google'da ön plana çıkabilmek için haberciliği bir kenara atıp bu haberlerin peşinden bunları böyle yazmayı göze alabiliyor. Ama siz mesela bir internet siteniz olsa böyle bir haber %99 yazmazsınız. Hani sizi bildiğim için söylüyorum. O insanlar bunu göze alıyorlar ve bu yüzden de daha üste çıkıyorlar. Daha üste çıkmak için haber kalitesinden şey ödün verir misiniz? O insanlar veriyor ve bu yüzden yukarıya doğru gidiyorlar. Şimdi bunu bir şey olarak cebimize koyalım. Ama diğer taraftan da zaten raporun da ek kısımlarında çok güzel belirtildiği gibi, raporu hazırlayanların belirttiği gibi bir takım medyanın elinde bu SEO dediğimiz sistemleri üstünde uğraşacak etkin kadroları var. Yoğun kadroları var. Yani habercilik mi Google'da ön plana çıkmak mı sorusu burada ikinci defa bu sefer maddi yönlerden dile geliyor. Evet. O yüzden de bunlar bunu seçiyorlar. Yani Google'da ön plana, önden gelmeyi seçiyorlar. Evet. Burada yapılacak bir tane şey var. Yani haberciliği mi seçeceksiniz? Google'da öne çıkmayı mı seçeceksinize bakmak lazım. Yani burada ama hani birazcık basına yansıdığı ölçüde söylendiği gibi hani Google bilerek ve isteyerek iktidar yanlısı medyayı ön plana çıkartıyor demek bence yanlış olur. Evet. Ben böyle belki düşünüyorum. Daha doğru tanımlamayla iktidar yanlısı medya ön plana çıkıyor
demek daha doğru. Şimdi burada verdikleri oranlar tabii çok korkutucu. Çünkü %90.6'sı 3 adet iktidara yakın haber kuruluşuna yönlendiriliyor şeklinde. Şimdi tabii burada toplumun doğru ve sağlıklı bilgi alabilmesi açısından çok ciddi bir demokrasi sorunu da oluşmuş oluyor. Şimdi bunun antidotu nedir? Yani buna karşı çare nasıl bulunabilir? Çünkü esas olan demin de dediğim gibi toplumun doğru ve sağlıklı haber alabilmesi, manipülasyona yönelik haber kuruluşlarının haberlerinin bu tür bir işgali gerçekleştirememesi. Antidotu nedir bunun? Bunun antidotu vallahi bizim insanımızın haberleri okurken doğru kaynakları seçmesi ve doğru kaynaklardan haberi daha çok alması. Bugün baktığımızda bir internet sitesine biz bir link koyduğumuzda mesela ya da bir sosyal medyaya bir link koyduğumuzda işte ne bileyim 40 bin kişi bu linki görüyorsa içlerinden sadece 300'ü 500'ü bunu tıklıyor. İnsanımız daha az okumaya başladı. İnsanımız doğru kanalların doğru şekilde öne çıkmasını istiyorsa bu haberleri tıklamalı ve bu haberleri okumalı. Yani bu çok basit bir şey aslında. Hani diyoruz ya insanlar daha fazla mesela işte KRT seyrederlerse daha fazla bu kanalın gücü artar. Ya da işte ne bileyim daha fazla bir gazeteyi alırlarsa o gazetenin gücü o oranda artar. Aynı şekilde insanlar daha fazla tıklayıp bu haberleri doğru bildikleri o kanallardan izlemeye başlarlarsa ve bu sadece başlıkları değil hani haberin geri kalanı da bakacak şekilde sosyal medyadan tıklarlarsa bu iş yukarıya doğru çıkar. Ama diğer türlü dediğim gibi o aynı kaynaklar işte iktidara yakın olan kesimde olsaydınız 3 kesimin elindeki kaynaklarla aynı ölçüde bir savaş malzemesi olmadığı için arkasında da kimse durmadığı için maalesef diğer tarafın medyası arama motorlarında geriye düşüyor. Ha geriye düşüyor da daha mı az okunuyor? Hayır. Bu da çok net bir şey. Yani mesela konan link sayısıyla kıyasladığımızda yine raporda var bu. Hiç de daha az da okunmuyorlar yani. Evet yani bu biraz da şeyde mesela gazetelerin bayilerde daha fazla sayıda yer almasıyla hangi gazetenin güvenilir olduğuna göre satın alan insanların tercihlerine benzer bir şey. Şimdi tabii bunun bu tür raporlar yayınlandıktan sonra Google'a filan da ulaşmıştır herhalde, Facebook'a, Google'a filan. Onların bu konuda bir tedbir almaları söz konusu olabilir mi? Yoksa onlar bizi ilgilendirmeyen şeyler bunlar deyip böyle arkalarını dönüp bu konuya duyarsız kalırlar mı? Bir şey yapacaklarını umuyor musun? Valla Google bu konuda adım atar mı atmaz mı bilmiyorum. Yani bir atılacak adımları yok. Yani Google ilk önce Türkçe'de Türkçe haberlerin normal haber diliyle yazılmasını sağlayacak adımlar atmak zorunda. Yani bunu er ya da geç yapacaktır zaten diye düşünüyorum ama henüz bu konuda adımlar atmadı. Ama Google öyle bir yapı ki tabii biz Türkiye'den görüyoruz, Amerika'dakini görüyoruz ama Google yüzlerce dile bakıyor, yüzlerce ülkeye hizmet veriyor ve her ülkenin kendi dili ve şeyinde o kadar derinlemesine çalışmıyor açıkça söylemek gerekirse. Ama hani IPI önemli bir kuruluş. Önemli bir yapı işte ne bileyim arkasında bu arada bunu söylemek lazım hani Avrupa Birliği ile şu anda Google'ın arası biraz demoni olduğu için de bu tip araştırmaların olduğunu söylemek çok çok yanlış olmaz gibi geliyor bana. Ama baktığımızda Google'ın bu bütün raporları dikkate alacağına eminim ama adım atacağı konusunda derin şüphelerim var. Peki Serhat Ayan çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Saygılar. İyi akşamlar. Evet.